Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün birazdan öncelikle piyasadaki son durumu alacağız İntegral Yatırım Menkul Değerler'den. Çünkü dünkü satışlar bugün telafi edilmeye çalışılıyor ama acaba kalıcı olur mu, buna bakacağız. Bununla birlikte OECD hem dünya hem de Türkiye büyümesi ve G20 ülkeleri için enflasyon, büyüme ve birçok makro göstergede revizyona gitti. OECD raporunda öne çıkanları grafiklerle paylaşacağız size. Bugün ise iki tane konuğumuz olacak. Biri Fade Gıda. İlk bölümde Fade Gıda bizimle olacak. O tarafta özellikle Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir'le beraber yurt dışı pazarları, ihracat, tarım girdi fiyatları yükseliyor. Bu alanda biliyorsunuz özellikle tarım tarafında faaliyet gösteriyorlar. Organik tarım, buradaki yatırımlarını ve hisse performansını detaylı bir şekilde konuşacağız. Sonrasında ise Coca-Cola içecek yönetim CEO'su, Coca-Cola içecek CEO'su Burak Başarır bizimle olacak. Burak Bey'le de ilk 6 aylık rakamlardan sonra Coca-Cola'nın yılın geri kalanına dair aslında guidance'ı, hedeflerini, pandemi döneminde Coca-Cola içecek cirosunu, karlılığını hangi seviyelere revize etti? Yeni dönemde Pakistan, Özbekistan gibi pazarlarda ağırlıkları ne olacak ve elbette onlar da gıda enflasyonuyla mücadele ediyor. O tarafta da elbette ham madde fiyatları baskısı hissediliyor. Buradaki detayları da yine Coca-Cola ile konuşacağız. Yine tabii hisse performansını ve bundan sonraki döneme dair yerli yabancı hisse ağırlığını. Ve son ele alacağımız konu da bankacılık sektörü. Orada da Burak Karagöz'ün özel bir röportajı var. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yaptı röportajı. Bu röportajı da ekrana getireceğiz Garanti Bankası'nın yeni döneme dair beklentilerini. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Programa başlamadan önce günlük İkinci yarısında nasıl bir fiyatlama vardı? Öncelikle Borsa İstanbul'da aslında diğer dünya borsalarına paralel bir toparlanma çabası var demiştik. Şu anda bu biraz yataya döndü. Çünkü günün ilk saatlerinde yaklaşık %0.6-0.7'lik kazanımlar varken şu an tekrar 1392 puan seviyesine gerilediğini görüyoruz borsanın. Dünkü kapanışa paralel bir fiyat var. Dolar TL dün 8.72'lerin üzerini gördükten sonra bugün 8.65 seviyesinde. Euro TL'de 10.16'dan geçiyor işlemler ve Euro Dolar paritesi de bu hafta Amerika Merkez Bankası'nın kararı öncesi 1.17.34 seviyesinde. Orada da ana hareket yatay ama hatırlatalım, özellikle Şahin sinyallerde artmaya başladı. Beklentilerde artmaya başladı Fed'den. Şimdi bu rakamlardan sonra gelin OECD grafiklerine bakalım beraber. Özellikle OECD bakalım neler söylüyor. Hem büyümeye hem de enflasyona dair hangi noktaları ön plana çıkarmış. Öncelikle enflasyondaki yükselişin geçici olacağını düşünüyor OECD. Gelişmiş ülkelerle gelişen ülkeleri aslında ikiye ayırmışlar. Ve diyorlar ki gelişmiş ülkeler nezdinde 2021 3. çeyreğe kadar hızlı bir şekilde yükselen enflasyon göstergesi bu yılın 3. çeyreği ve önümüzdeki yılın ilk 3 çeyreği, yani önümüzdeki bir sene boyunca tahminler tekrar yavaş yavaş aşağı gelecek. Ama deyip bir parantez açayım, orada Japonya dışında İngiltere'de hafif yükseliş var. Japonya'da yine hafif yükseliş olacak ama özellikle Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki enflasyon rakamlarının tekrar normale döneceğini, Covid pandemi öncesindeki seviyelere gelmese de aslında bu taraftaki enflasyon rakamlarında yine %1,5-2,5 bandında normalleşeceğini öngörmüşler. Gelişen ülkeler için ise yine benzer bir tahmin var. Orada da birçok yerde enflasyon yükseldi ama önümüzdeki yılın baz senaryosunda orada da yine enflasyon göstergeleri biraz daha kontrol altına alınacak diyor OECD. Tahmin bandına baktığımızda burada ağırlıklı olarak benim dikkatimi çeken Brezilya ve Rusya gibi ülkeler, çünkü bunlarda enflasyona düşüş bekliyorlar. Hindistan'da yine Güney Afrika'da yatay kalmasını, Çin'de ise enflasyonun yükselmeye devam edeceğini düşünüyorlar. Aslında gelişmiş ülkelerden farklı olarak OECD'nin küresel enflasyondaki beklentilerinde gelişen ülkeler biraz daha ayrışıyor. Yani İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Japonya'da daha genel bir trend varken, hatta Japonya'yı dışarıda bırakalım çünkü Asya tarafı Japonya ile beraber Çin iki tarafta da yükseliş eğilimi korunuyor ama onun dışındaki diğer gelişmiş ülkelerde aslında enflasyondan çok daha korkmaya gerek yok, daha ılımlı bir artış olabilir demişler. Geçelim büyüme rakamlarına, bakalım oradaki revizyonlar bize ne söylüyor. Şimdi küresel büyüme beklentilerine bakıldığında mavi ile turkuazla gördüğümüz burada 2022 senesini, yani önümüzdeki seneyi, sarı ile gördüğümüz ise bu yılın büyüme beklentilerini söylüyor. Çin'deki rakam %8.5 bu yıl için, önümüzdeki yıl %5.8 seviyesine geleceğini düşünüyorlar Çin büyümesinin. Türkiye için %8.4. Aslında bu yıl büyüme beklentisini paylaşan birçok kurum yukarı revize etti. Bunu IMF gibi, Dünya Bankası gibi kurumlardan da gördük. S&P Fitch gibi kredi değerlendirme kuruluşlarından da görmüştük. İçeride Türkiye'de ekonomi
ekonomistler de zaten ki Cumhurbaşkanı da zikretti bu rakamı %9'un üzerinde bir büyüme bekleniyor Türkiye'den. İşte OECD'de Türkiye'nin Çin'le beraber OECD ülkeleri içerisinde 2021 yılında en fazla büyüyecek ülke olacağını düşünüyor. 8.4 gibi bir büyüme beklentisi var OECD'nin Türkiye için. Önümüzdeki yıl için ise aslında nasıl ki V-sharp yani V tipi keskin toparlanma diyoruz. 2022'de de hikaye terse dönüyor. Şimdi geçen senenin bazı çok düşüktü. O yüzden bu sene yüksek bir büyüme geldi. 2022'nin hikayesinde ise tam tersi bir tablo var. Yüksek bazdan sonra düşük bir rakam. O yüzden de önümüzdeki yıl için 3.1 gibi bir büyüme beklentileri var Türkiye'ye dair. Ama şunu da hatırlatalım. 2023 bizim için seçim yılı. Tabii erken seçim olur mu, çağrı olur mu bilinmez ama 2020'de Türkiye gerçekten 3.1'lik bir büyüme mi yapacak yoksa mali teşvikler seçim ekonomisine mi girecek? Bunu da takip edeceğiz. Devam edelim. Arjantin'de aslında o V tipinin terse dönüşünü bize net gösteriyor. %7.6 bu yıl için. Önümüzdeki yıla 1.9 demişler. İspanya için hem bu sene hem de önümüzdeki sene %6'lar civarında bir büyüme. İngiltere için bu sene 6.7, seneye 5.2. Hindistan'da aslında dünya ekonomisinden biraz daha farklı bir trend var. Bu yıl Hindistan'ın 6.7 ama önümüzdeki yıl 9.9 büyüyeceğini, yani daha güçlü bir büyüme göstereceğini düşünüyorlar. Onun dışında yine G20 ülkelerinin ortalamasına bakacak olursak G20 için bu yıl 6.1, önümüzdeki yıl %4.8 gibi bir büyüme beklentileri var. ABD de bu tablo içerisinde aslında Amerika'da da dikkat çekiyor. Amerika için bu yıl 6.1 aslında oldukça güçlü. Amerika ekonomisi değil de sanki bir gelişen ülkeymişçesine büyümesini bekliyorlar. Ama önümüzdeki yıl bu 6.1'lik büyümenin 6%'lık büyümenin 3.9'a düşmesini bekliyorlar. Dünyada peki tablo nasıl ve Euro bölgesi nasıl? Son olarak ona da bakalım. Dünyanın geneli için bu yıl %5.7, önümüzdeki yıl %4.5 büyüme bekliyor OECD. Euro bölgesi yani 17 tane ülke için bu yıl %5.3, önümüzdeki yılda %4.6 gibi bir büyüme beklentileri var. Şimdi OECD tablolarını da ekrana getirdik. Gönelim buradan tekrar piyasaya. Bu makro veriler ne kadar fiyatlamaların içerisine girecek? İntegral yatırıma soralım. Ve elbette haftanın geri kalanı için borsadaki reaksiyon, dolar TL yükselişe devam eder mi? Bunları da soracağız. Hüseyin Uslu var karşımızda. Hüseyin hoş geldin yayına. Neler söylersin? Bir yandan yurt dışında enerji fiyatlarında çok sert bir düşüş var. Çin'deki bu özellikle kriz büyüyor, konut krizi. Öte yandan içeride Türkiye ve diğer gelişen ülke kurları FED korkusu, dolar güçleniyor. Bir zayıflık var. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Öncelikle iyi yayınlar Güzel Hanım. Şimdi bu hafta başında sert satışlar görsek de bugün itibariyle küresel piyasalarda bir toparlanma eğilimi takip ediyoruz. Özellikle hafta başında Çinli emlak şirketi Evergrande'ın borcunu ödeyemeyeceği beklentileri ve bu beklentilerle birlikte borç ödeme sıkıntısının diğer şirketlere de yansıma ihtimali piyasaları rahatsız ediyor şu aşamada. Biz her ne kadar bu hafta başından beri Evergrande'dan gelen söylemleri takip ediyor olsak da piyasanın gözü şu an FED toplantısında. Yarın akşam takip edeceğimiz FED toplantısından çıkacak kararlar, özellikle varlık alımlarının azaltılması konusunda açıklanacak bir yol haritası önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Yani bir yol haritası açıklanması durumunda varlık alımlarının azaltılması konusunda miktar ve tarihe odaklanacağız. Biz biraz daha Kasım ve Aralık aylarında varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasını bekliyoruz. Yani piyasada şu aşamada bir fiyatlama içerisine girdi zaten. Kasım ve Aralık ayını işaret eden bir varlık alım azaltım süreci biraz daha burada piyasanın beklentisi doğrultusunda gerçekleşebilir diye düşünüyoruz. Daha erken bir tarih alırsak burada biraz daha FED tarafından şahin bir algı oluşabilir. Bu da gene fiyatlamalara yansıyabilir diye düşünüyoruz. Akabinde içeride Merkez Bankası'nın toplantısını takip edeceğiz Perşembe günü. Yani burada özellikle biraz daha çekirdek enflasyona odak noktasının kaymasıyla birlikte erken bir faiz indirimi gelebilir mi algısı oluşmuştu. Bizim beklentimiz biraz daha bu sene içerisinde faiz indirimi olması yönünde ama indirimin bu ay için değil de son çeyrekte enflasyonda bir gerileme gördükten sonra Kasım veya Aralık ayında 100 bas puan ya da 200 bas puanlık bir faiz indirimi olması yönünde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu ay için bir faiz indirimine gitmesi piyasa tarafından çok hoş karşılanmayabilir diye düşünüyoruz. Yani küresel piyasalardaki seyri biz biraz da S&P üzerinden izliyoruz. S&P uzun bir süredir yükseliş trendi içerisindeydi. Pandemi döneminden beri yükseliş trendinin aşağıdaki destek seviyesi 50 günlük hareketli ortalama ve dün 50 günlük hareketli ortalamanın altında
bir kapanış gördük. Bugün yukarı yönlü bir hareketle karşılaşacağız muhtemelen. Yukarıda 4425 seviyesi bizim için önemli. Eğer 4425'in üzerinde bir seyir sağlanamazsa bu hafta içerisinde, orada biraz daha küresel piyasalarda risk artabilir diye düşünüyoruz. BIST endeksinde de yurt dışı gelişmelerini takip ediyoruz şu an. Yurt dışındaki pozitif hava içeride bize de pozitif yansıyor ama endeks şu aşamada 1400 üzerine yerleşemiyor. 1400 üzerine yerleşemeyen endeks için alım taraflı düşünmekte çok ısrarcı olmamak gerektiğini düşünüyoruz. Biraz daha bekle gör havasında kalmakta fayda var. Çünkü içeride dediğim gibi Merkez Bankası'nda yaratmış olduğu bir belirsizlik var. Endekste 1400 seviyesi takip edilebilir. Kur tarafında da bu sabah 8.61'e doğru bir geri çekilme olsa da akabinde yeniden alımların geldiğini gördük. Dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde güçlü duruşunu koruyor. Bununla birlikte de gelişmekte olan ülke para birimlerinde hala baskı söz konusu. Yani orada da 8.60'ın altında bir kur kalıcılık sağlayamadığı sürece ana trend yukarı yönlü olmaya devam edebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Uslu'ya aktardıkları için. Buradan kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başdoğan'ın Bloomberg HT'ye Burak Karagöz'e verdiği özel bir röportaj var. Önce onu ekrana getirelim, sonrasında kısa bir ara. Şimdi banka olarak bu konulara çok önem verdiğinizi biliyoruz. Tabii seneyi de bitiriyoruz bir taraftan. Sürdürülebilir yeşil finansman enstrümanları konusunda neredesiniz ve neler planlıyorsunuz bundan sonrası için? Bir kere hep beraber çok başındayız bu işin. Bizim yaptığımız, önce yurt dışından yaptığımız büyük borçlanmaların tamamını sürdürülebilirlik çerçevesinde yapmak istiyoruz. Bu şekilde kendimizi belli taahhütlere sokup hem müşterilerimizi hem kendimizi çevre anlamında daha sağlıklı yerlerde konumlandırmak istiyoruz. Müşterilerimize kullandırdığımız ürünlerde de aynen yurt dışından aldığımız kredilerde kurduğumuz mekanizmayı kurup onlara da bu konuda sürdürülebilirlik taahhütleriyle alakalı kendileri taahhütlerini yerine getirdiğinde daha uygun şartlarda kredi vermek gibi bir politikamız var. Ayrıca bunu daha fazla hem KOBİ hem bireysel segmentteki ürünlere de yaymak gibi bir düşüncemiz var. Peki buradan bankacılık sektörüyle devam edelim. Şimdi en son zorunlu karşılıklarla ilgili yapılan regülasyon nasıl karşıladınız? Özellikle döviz likiditesine etkisi nasıl olur bu süreçte? Bankalar tarafında döviz kitlesine çok ciddi bir etkisi olmaz. Şundan dolayı olmaz. Artık Türkiye'de sektörde yabancı para bilanço çok farklı bir yere geldi. 250 milyar dolara yakın döviz mevduatı var. 125 milyar dolar döviz cinsinden kredi var. Bankaların şu an kullanamadıkları önemli miktarda bir döviz bolluğu var bankalarda. Ve bankalarda belki çok uygun maliyetlerle topladıkları için bunu, bu döviz kitlesini, yani Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı artırması, bankaların oraya transfer ettiği paralar bankaların bilançolarında önemli bir negatif etki yaratmayacak. Peki özellikle kredi taksit azalımı nasıl bir etki yaratır sektörde? Çok yeni bir uygulama. Dünkü rakamı verebilirim size. Toplam kullanım hacmi %10 azaldı. Yani net rakam budur. Hacim %10 azalmıştır bu uygulamayla. Peki önümüzdeki dönem için beklentiniz nasıl? Yani ben bu %10 seviyesinde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü 50 bin lira gibi 36 ay sınırı, üstü 24 ay, %10'un üstünde bir etkisi olmayacaktır. Ama beklenen etki de zannediyorum bu. Peki sorunlu kredilerin takibe atılmaması uygulaması 30 Eylül'de son buluyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çok yerinde bir karar. Çünkü sürekli bunu taşımak mümkün değildi. Covid şartlarında yapılan bir uygulamaydı. Bence Eylül ayı itibariyle bunun son bulması son derece sağlıklı ve yerinde bir karar. Çünkü 2022'ye az bir kısmı sarkacak bunun. Bence sağlıklı bilanço ve şeffaf bilanço açısından bu kararın bir an evvel sonlandırılması gerekiyordu. Doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Recep Bey, bankaların sermaye rasyonlarının şu an itibariyle geldiği seviyeler ve seneyi de bitirmek üzereyiz. Bir taraftan da pandemi süreci devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz genel anlamda sektörü? Sektör sermaye yönünden bence oldukça sağlıklı. Yani sektör ortalaması 17'ler ve 17'lerin üzerinde. Dolayısıyla bunun minimum olması gereken yerin 12'ler olduğunu düşünürseniz hala Türkiye'de bankaların sermayelerinin yeterli olduğunu ve bununla alakalı önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulacak büyümeyi bankaların rahatlıkla karşılayabileceğini düşünüyorum. Son olarak da sizin hedefleriniz neler? Biz
bizde hedeften çok bir şey yok. Bir kere bugün burada bulunduğumuz konuyla alakalı, sürdürülebilirlikle alakalı bence biz sektörde çok farklı bir yerde olmak istiyoruz. Bu konunun bence işin parasal boyutu bir tarafa ciddi şekilde destekçisi olmak istiyoruz. Bank olarak hedefimiz çok basit. Biz Türkiye'nin en sağlıklı bilançosuna, en şeffaf bilançosuna sahip banka olmak istiyoruz. Ve Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'de büyümek istiyoruz. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz bugün FADE Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir bizimle olacak. Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir aradan sonra tekrar bizimle olduğunuz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Şimdi bu ara bir aradan sonra dedim ama neler oldu? Gıda enflasyonu yükseldi, tarım üfe yükseldi, bilançolarınız geldi. Şimdi bakıldığında aslında rakamlara bütün bu artan maliyetlere rağmen ilk 6 aylık rakamlar hala bilançonun güçlü olduğunu gösteriyor. Biz ama biraz sizden dinleyelim. Hem FADE olarak nasıl etkilendiniz bu fiyat volatilitelerinden hem de nasıl geçti ilk 6 ay? Bu beklediğimiz bir durumdu. Çünkü döviz artışı oldu. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Döviz artışı olunca kaçınılmaz olarak ham maddelere de zam geleceği belliydi. Biz yine halka arz olmamız hasebiyle alımlarımızı çok öncesinden yaptık. Konteyner problemi hususunda da bilgiliydik. İhracat yapıyoruz. Bu biliyorsunuz ham madde fiyatları, emtia fiyatlarındaki artışın kök sebebi Çin ve Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarından, konteynerları iki tarafında elde tutmasından kaynaklanan bir konteyner sıkıntısı var piyasada. Bu sıkıntı navlun maliyetlerine sirayet etti. Navlun maliyetleriyle birlikte 2 ay, 3 ay tedarikte gecikme oldu. Gecikme olunca iç piyasada da bir malın biliyorsunuz zamanında gelmezse azalır. Azalınca da fiyatı artar. Biz önden tedbir almamız hasebiyle bu artışlardan etkilenmedik. Bilançomuzda ilk 6 ayda kuvvetli geldi. Hemen hemen geçen yıl boyunca ettiğimiz kardan bir 3-4 milyon civarında fazla ilk 6 ayda performans sağlamış olduk. Peki Ali Bey, tabii burada birkaç tane nokta var. Bunlardan en önemlisi bu bahsettiğiniz maliyet unsurlarını kontrol etmek için bir döviz geliri yaratmanız. Elbette zaten siz ihracatla öne çıkan bir şirketsiniz. O yüzden biraz ihracat pazarlarından bahsedin bize. Bildiğimiz pazarlar içerisinde yine Orta Doğu pazarları var, İsrail var ama bu yıl özellikle pandemiden dolayı hani şu pazar bizim için daha yıldızlı pazar oldu ya da işte guidance'ınızda, hedeflerimizde yeni pazarlar var dediğiniz kimler var ve ben toplam gelirin içerisindeki payı da merak ediyorum. Tabii. Aslında pazarımız biz dünyanın her yerine ihracat yapan bir firmayız. Kanada'sı, Amerika'sı, Meksika'sı, Brezilya'sı, Arjantin'i, Avrupa'nın tek tek saymayayım hemen hemen tamamı, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Pandemiyle birlikte organik domates satışında ciddi artış oldu. Organiğe ciddi bir eğilim olduğunu görüyorum özellikle Avrupa tarafından. Biz 2019 yılında pandemiden önce 200 bin euro yaparken 2020'de 1 milyon euroya yükselmişiz. 2021'de ise 2 milyon euro civarında bir talep gerçekleşmiş organikte. Katlamalı bir şekilde organik satışlarımızda artış öngörüyoruz. Tabii organik üretmek bir miktar zor. Hani bugün karar verdiniz, hemen üretemiyorsunuz. 3 yıl geçiş dönemi söz konusu. 3 yıl boyunca ürününüzü organik gibi kalıntısız üretmek durumundasınız ama konvansiyonel, yani normal fiyattan satmak durumundasınız. Biz bunu özendirmek için, 3 yıl sonrasına yatırım yapmak için çiftçilerimize fark veriyoruz. Organik olmamasına rağmen, konvansiyonel olmasına rağmen. Ben trend olarak önümüzdeki yıllarda organiğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam koronada da gösterdi. Kimimiz çok hafif atlattık, kimimiz çok ağır atlattık, kimi canından oldu bu korona süreçlerinde. Burada da beslenmenin, sağlıklı beslenmenin, doğal beslenmenin, ilaçsız beslenmenin öneminin ortaya çıktığını düşünüyorum. Peki tabii burada yaptığınız yatırımlar da önemli. Çünkü organik aslında maliyetli ve geri dönüş süreleri uzun bir alan. Ve çok zor bu iklim şartlarıyla üretmek çok zor. Oldukça zor. O yüzden biraz bahseder misiniz? Toplam ne kadarlık yatırım yaptınız organiğe şimdiye kadar? Ve bundan sonraki dönem için oradaki hedefler ne? Tabii yeni yerlerde açıkçası bulmaya gayret ediyoruz. Daha önce ekim dikim yapılmamış. Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de bu yıl 2 yıldır açıldık.
bu Karacadağ bölgesinde Diyarbakır, Urfa, Şanlıurfa, o tarafta da ekim dikimler yaptırtıyoruz. Bir miktar Konya, Niğde tarafında. Eskiden tamamı İzmir çevresindeydi, Bakırçay Havzası'ndaydı. Alanları bir miktar daha geliştiriyoruz. Burada önemli olan çiftçiye o kültürü yansıtabilmek. Hı hı. Biyolojik mücadeleyle de hastalıklarla savaşabilmek. Hani bu hasta olduğumuzda iki yöntem vardır. Bir gider eczaneden antibiyotik alırız, ağrı kesici alırız. Bir de doğal bitkisel nane, limon kaynatırız. Doğal besleniriz, C vitamini alırız. Bu da öyle bir şey aslında. Bakıldığında organikte de mücadele ediyorsunuz zararlı canlılarla, hava şartlarıyla, ama bunu biyolojik yöntemlerle yapıyorsunuz. Buradaki rakamlar, özellikle yatırım tutarları sadece organik için sormayayım. Yılın geri kalanı için ben FADE'nin biraz beklentilerini de merak ediyorum. 2021 mesela 20'ye göre reel olarak büyüyebilecek mi karlılık? Yani cirolar artıyor ama karı bazen aynı oranda artamayabiliyor. Öte yandan borçluluk rasyoları, yeni yatırım hedefleri, ne gibi hedefler koydunuz? Zaten biz ilk 6 ayda geçen yılı yakaladık. Hatta bir 3 milyon civarında geçen yılın tamamını geçtik. 3. dönem ve beklentimiz 4. döneminde olumlu olacağı yönünde. Bizim bir biyoteknoloji yatırımımız var. Çok önemsiyoruz. Hani o biyoteknoloji işini. O yatırım hala araştırma, geliştirme aşamasında. 2022 gibi yatırımlar başlayacak. 2023 gibi de gelire yansımalarını bilançoda Allah kısmet ederse 2023'te, 24'te, 25'te göreceğiz. O uzun soluklu, uzun vadeli bir iş. Peki şimdi gıda enflasyonu tabii çok büyük bir problem. Doğru. Tarım girdi, tarım üfe, buralarda çok yüksek artışlar var. Tabii çiftçinin desteklenmesi lazım. En azından sizin gibi şirketler biraz belki kendi üzerine düşeni yapıyor bu konuda. İşte doğru. Organik tarım dediğiniz başka alanlarda, işte tohumdan artık ürüne dönüşene kadar her süreci takip ediyorsunuz ama daha ne yapabilir sorusunu sormak gerekiyor aslında sizin sektörde olanlara. Çünkü hükümetin teşvikleri, devlet politikası, nasıl görüyorsunuz bu tarım girdilerin yükselişini? Yani tarımda doğru. Yani biz eskiden kendi kendine yeter bir ülke konumundaydık ama bazı şeyleri ithal eder veya yetmez hale geldi. Bir takım tedbirler almak gerekiyor. Çünkü günümüzün problemi artık kuraklık, iklim değişikliği. Bu yıl biz 52-53 dereceleri 10 gün gördük. Hani bir defa, iki defa gördük. Bazı yıl görmezdik. Kuraklık sadece bu yılın değil, 20 yılın problemi. Ciddi derecede kuraklık problemi yaşıyoruz. Buna yönelik ne yapılabilir? Yani üfe dediniz. Üfedeki en büyük artış gübrede. Neden? Gübrenin çoğu, hemen hemen %100'e yakını ithal geliyor. Ve %100 artışlar var. Ben TÜİK'in açıkladığı rakamların üzerinde de artışlar olduğunu görüyorum. Tohum keza aynı şekilde. Türkiye aslında hani ziraat odasına baktığınızda TZOB'nin verileri daha yüksek bir artışı gösteriyor. Ya, o kadar olmasa da biraz sanki orada da en yüksekler baz alınmış gibi, ama avaraja bakıldığında TÜİK'in de üstünde olabilir. TÜİK'in üzerinde olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Hani ziraat odalarının açıkladığı kadar olmasa da bir artış söz konusu. Çiftçide ne yapılabilir? Biraz daha eğitim kısmı arttırılabilir. Katma değerli ürüne yönlendirilebilir. Artı temel problemimiz biliyorsunuz tarlada 1 lira, markette 10 lira genel problem. Bunun önünü kesmek için de aracıların azaltılması lazım. Aracının azaltılması için de bir miktar mesafenin kısalması lazım. Şimdi Antalya'dan buraya domates geliyorsa İstanbul bizim... Aracılar artıyor. O yüzden lojistik problemini çözmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Lojistik ve aracı problemini çözmemiz gerekiyor. Peki şimdi AVM satışı, hisse performansı, tabii tahmin ettik, tabii bu sorular da geliyor izleyicilerden. Evet. Onlar merak ediliyor diye. Evet. Düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemlerde? Çünkü sizin AVM tarafında da yine bölgede, özellikle Ege bölgesinde bir yatırımınız var. Orada bir exit, bir çıkış olur mu? Önce onu sorayım. Sonrasında da mevcut hisse performansında ilgiyi nasıl görüyorsunuz, yerli yabancı ilgisi? Evet. Şimdi AVM'miz İzmir'in kuzeyinde, 4 ilçenin ortak noktasında tek AVM konumundayız. Açık konsepti bir AVM'miz var. Ege mimarisini yansıtıyor. Tamamen açık, temiz havalı. Ve 8-10 tane de Çandarlı, Dikili, Kabakum, Ayvalık gibi tatil beldesinin giriş istikametinde. Normalde biliyorsunuz pandemi oldu. Hafta sonu kapattık, hafta içi açtık. Hı hı.
Bir oturtturduk yeme içmecilerde, bir paket servise döndük. Bir ara çocuklar aldık, bir ara yaşlıları almadık. Yani böyle değişik formasyonlar oldu. Bir buçuk yıldır cefasını çektik. Tam sefasını süreceğimiz noktadayız. %97 doluluktayız. Lakin ciddi talepler var. Biz bunu KAP'ta da duyurduğumuz için bir beis görmüyorum anlatmakta. Israrlı almak isteyenler var. Hani ısrar ediyorlar. İyi fiyat olursa aynı öyle. Niye vermeyelim? Normalde tam sefasını süreceğimiz dönemdeyiz. %97 gibi müthiş bir doluluk oranımız var. Pandemi döneminde yaptığımız indirimler, destekler sayesinde hiç kiracı kaybetmedik. Bütün kiracılarımızı koruduk. O tamamen dediğimiz gibi gönlümüzden geçen rakam olursa neden olmasın diyoruz yani. Peki şimdi bir hisseyi de ekrana getirelim. Aslında halka arz edildiğinizden bu yana bakıldığında grafik üzerinden de şimdi birazdan göreceğiz onu. Özellikle 2020 Ağustos'tan sonraki fiyatlara bakıldığında orada dip seviyeler işte 2 TL'lerden işte 20 TL'ye kadar neredeyse yükseldi hisse. Şu an bulunduğu seviyede yaklaşık 8,5 TL'de. Yani halka arz fiyatı zirve ve şu an aslında ortalamasında seyrediyor. Doğru. Nasıl görüyorsunuz ilgiyi? İlgi olumlu. Tüm yayınlarda da, katıldığım yayınlarda da şunu ifade ettim. Yani aslında borsa oynanmaz. Borsa yatırım aracıdır. Bir şirkete ortak olursunuz. Bilançolarına bakarsınız. Şirketin yaptığı iş alanlarına, sektörlerine bakarsınız. Hani ne kadar stratejik alanlarda var. Yönetimi nasıl, nereden nereye gelmiş, nereye gidebilir ona bakarsınız. Ve uzun soluklu bakmak lazım bu işe. Anlık bakıldığı zaman illaki yanıltır. Dolayısıyla uzun vadeli bakanlar her daim kazandıklarını düşünüyor. Uzun vadeci olurlarsa, beklerlerse, sabırlı olurlarsa kazanacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. Tade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Celil Demir ağırladı programın ilk bölümünde. Şimdi aslında bu tarım girdi diyoruz ama sadece tarım değil, tüm dünyada gıda fiyatları, ham madde fiyatları artıyor. Hepsini konuşacağız. İkinci konumuz Coca-Cola içecek CEO'su Burak Başarır olacak bizimle. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Güzelim Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tabii tüm dünya aynı problemle boğuşuyor bu dönemde. Pandemi dedik ama şimdi de artan ham madde maliyetleri. İşte enerjiden tutun da inşaat maliyetlerine kadar her yerde bir artış var. Ama tabii gıda bu işin göbeğinde, pandemide de böyle oldu. En azından ihtiyaç oldu hepimiz için. O yüzden ben bu tarafı sorarak başlayacağım. Nasıl görüyorsunuz oradaki fiyat artışlarını? Ve Coca-Cola içecek olarak sizin girdilerinizde nasıl hissedildi bu maliyet artışı? Şöyle tabii baktığınız zaman bizim ana ham maddelerimiz bir petimizi ürettiğimiz rezinin fiyatının bir artışı söz konusu ve alüminyum kutularımızda kullandığımız kutu paket ambalajımızda kullandığımız alüminyumunun ciddi bir artışı söz konusu. Baktığımız zaman önümüzdeki yılda takribi olarak $100 milyon gibi bir ilave bir maliyet artışını öngörüyoruz. Ama tabii yaptığımız alternatif yatırım enstrümanları kullanarak da bu maliyeti, ilave maliyeti oldukça da minimize etmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Onun dışında bizim çok ciddi bir maliyet artışı öngörmüyoruz. Tabii olan ham madde maliyet artışlarının malum enflasyona olan negatif etkisi var. Dolayısıyla toplum nezdinde tüketici tarafında bir şekilde tüketimin azalmasına sebep olacak bir negatif beklenti de yaratmıyor da değil açıkçası. Peki şimdi buradan gelelim aslında bu maliyet yönetimi nasıl yapıldığını. Tabii her şirketin bu konuda aslında önemli problemleri, sıkıntısı vardı. Ama Coca-Cola'nın ilk 6 aylık rakamlarına baktığımızda bunu doğru yöneten, iyi ya da kötü demeyelim ama doğru yönetme kısmı bence daha önemli şirketlerden biri oldunuz maliyet yönetimini. Ve gelen rakamlarda da beklentinin oldukça üzerinde bir kar vardı ikinci çeyrekte. Sizden alalım biraz detayları Burak Bey. Özellikle buradaki bilanço beklentinin üzerinde açıklanan bu 721 milyon TL'lik net karın arkasında nasıl bir yönetim vardı? İlk başta baktığınız zaman bilançomuzu borç tarafında ve işletme sermayesi tarafında oldukça disiplinli bir şekilde yönettik, yönetmeye çalışıyoruz epey bir zamandır. Bilançomuzu takip edenler de yakından biliyordur. Şu andaki FAVÖK ve net borç oranımıza baktığınız zaman 0.4 gibi çok çok düşük bir oranda. Coca-Cola içecek şirketi tabii ki sadece Türkiye'de operasyonunu sürdüren bir şirket değil. 10 ayrı ülkede operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla çok dengeli bir portföyümüz var. Bu portföye paralel olarak da baktığınız zaman operasyonlarımızı sürdürdüğümüz ülkelerin hepsi gelişmekte olan piyasalar.
her ne kadar pandemi döneminde negatif etkilense de pandemi döneminden çıkışta da çok pozitif tepki veren operasyonlarımız var. Dolayısıyla bizim başarımızın arkasındaki sır operasyonlarımızın hızlı reaksiyon kabiliyetiyle işlerimizin tepe noktasında ciro anlamında çok çabuk toparlaması. Öngörülerimizin hemen hemen paralel gerçekleşmesi, işte ham madde girdilerinin yüksek olacağını tahmin ederekten bir takım hedging enstrümanlarıyla maliyetlerimizi önceden öngörülür hale kılmamızdan kaynaklanan ciddi bir finansal disiplin içinde yılın ilk yarısını geçirmiş bulunmaktayız. İleriye de dönüp baktığınız zaman aynı pozitif havayı da biz şu anda yılı öyle kapatacağımızı öngörüyoruz açıkçası Coca-Cola içecek olarak. Aslında şimdi tabloya baktığımızda, özellikle grafiklere baktığımızda, hani bu Stoxx 600'ün içinde Food and Beverage Index dediğimiz gıda içecek endeksi var. Şimdi hisse performansı Coca-Cola'nın aslında yarısı kadar. Yani oradaki getiri %10'larda, sizin onun iki katı kadar bir getiriniz var yılbaşından bugüne yatırımcıya. Tabii 2020'deki rekor kar belki de ve ondan sonrasında gelen hisse performansı biraz bunu anlatıyor ama elbette hep şu akıla geliyor. Yerli yabancı yatırımcı ilgisi nasıl ve Coca-Cola'nın hikayesi ne kadar hissede fiyatlanıyor diye. Biraz onu da aslında benzerlerinize göre, peerlerinize göre kıyaslayarak sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kar rakamları ve geleceğe dair beklentilerin hisseye yansımasını? Evet, şimdi biz tabii kendi rakamlarımızı diğer gıda ve meşrubat şirketleriyle kıyaslıyoruz. Aynı zamanda da Coca-Cola sistemi içinde diğer şişeleyicilerle paralel olarak da kıyaslıyoruz. Baktığımız zaman 2020 senesinde göreceli olarak en iyi performans gösteren şişeleyici, Coca-Cola sisteminin içindeki şişeleyici, Coca-Cola içecek şirketi. İlk 6 aylık rakamlara baktığınız zaman da yine göreceli olarak en iyi performa gösteren şirket yine Coca-Cola içecek şirketi, tüm Coca-Cola sistemi içerisinde. Ama tabii burada bir konu var ki maalesef bizim çok fazla müdahale edemediğimiz, şirket değerine baktığınız zaman, şirket değerine EBITDA çarpanı olarak baktığınızda, FAVÖK çarpanı olarak baktığınızda hemen hemen en düşük çarpanda Coca-Cola içecek şirketi maalesef sahip. Dolayısıyla bu performans, hisse senedinde gördüğünüz, yaşadığımız bu performans, bu rally esasında çok daha önceden olması gereken bir rally. Değerlemelere bakarak söylüyorsunuz. Aynen, değerlemelere bakarak konuştuğumuz zaman hisse değerini çok iyi yerde olduğumuzu söyleyebilirim ama gidecek daha yolumuzun olduğu da aşikar tabii. Burada elbette yerli yatırımcı önemli ama hani yabancı yatırımcıyı borsaya çekmek, onlara derdimizi anlatmak tabii bu tarz dönemlerde daha zor oluyor. Ben biraz hem o tarafı sorayım size. Yabancı yatırımcı ilgisi, işte Coca-Cola'nın şu an hisse dağılımına bakıldığında oradaki trendler, çünkü borsada genel olarak azalıyor elbette, özellikle BIST 30 şirketlerinde. Sonrasında evet, da biraz ihracat pazarlarını soracağım Burak Bey. Şöyle, biz yabancı yatırımcı olarak baktığınız zaman Coca-Cola içeceğin hemen hemen %96'sı yabancı yatırımcıydı bundan 3 sene öncesine kadar. Maalesef bu çıkış furyasında Coca-Cola içecek olarak biz de aynı etkiyi gördük. Şu andaki yabancı oranımız yine tatminkar seviyelerde ama malum öngörülen bir takım riskler var Türkiye borsasıyla ilgili. Coca-Cola içecek şirketi de bununla ilgili payını alıyor. İhracat olarak baktığınız zaman Coca-Cola sistemi olarak bizim ihracat yapma gibi bir durumumuz söz konusu değil maalesef. Bizim belirli bir şişeleme bölgemiz var. İçinde bulunduğumuz 10 ülkede bu operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla ihraç edeceksek de kendi ülkelerimiz arasında çapraz ülke ihracatları yapıyoruz. Onun dışındaki başka ülkelere ihracat yapmamız söz konusu değil. Anlaşmamız gerekiyor Coca-Cola şirketiyle. Ve yurt dışı pazarları biraz konuşalım. Özellikle Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan ve yine Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu pazarlarında satış rakamlarınız var. Oradaki rakamlar nasıl gitti? Yani Türkiye ile biraz kıyaslamanızı da rica edeceğim bu pandemi sürecinde. Tabii. Şimdi Özbekistan hali hazırda daha bizim portföyümüzde değil. Halka da açıkladığımız gibi Özbek hükümetinden Özbekistan operasyonunun %50'sini satın aldık. Ama nihai sözleşmeyi umuyorum önümüzdeki hafta içerisinde Özbekistan hükümetiyle beraber imzalayıp devir işlemini de yapıyor olacağız. Onun dışında bizim portföyümüzde baktığınız zaman işimiz hemen hemen çok kabalama, işimizin %50'si Türkiye, %50'si yurt dışı diyebiliriz. Bu %50 yurt dışında da en büyük operasyonumuz Pakistan. Pakistan 220 milyon, hemen hemen 220 milyon kişinin yaşadığı çok çok büyük, çok çok büyük potansiyel vaat eden bir ülke.
Pakistan'ın büyüme oranlarına baktığınız zaman Türkiye'den tabii ki çok daha iyi yerlerde. Aynı şekilde Kazakistan yurt dışındaki ikinci en büyük operasyonumuz. Aynı şekilde Kazakistan operasyonumuzla Pakistan'a paralel çok kuvvetli bir büyüme gerçekleştirdi ilk 6 ayda. Aynı performansında halen sürdürmekte. Irak arkasından gelen çok büyük bir operasyonumuz. Irak operasyonunu aynı şekilde yurt dışı operasyonunu destekleyen önemli operasyonumuzdan bir tanesi. Yani baktığınız zaman dengeli bir yurt dışı operasyonumuz var. Orta Asya çok ciddi bir yükünü kaldırıyor. Onun yanında Pakistan gibi tek başına olmasına rağmen çok büyük tüketici potansiyeli olan, çok büyük gelişme fırsatı olan bir operasyon da yurt dışı operasyonumuza en büyük katkıyı veren ülke. Orta Doğu kısmında ise hem Ürdün hem Irak operasyonlarımız aynı şekilde büyük operasyonumuzun büyümesine katkıda bulunuyorlar. Peki ben yıl sonu beklentilerini sormak istiyorum izninizle Burak Bey. Tabii orada bu açıklanan karlılıkların sürdürüp sürdürülemeyeceği de merak ediyor. Çünkü 2020 özel bir seneydi. Tüm aslında gıda ve içecek şirketleri için talep öne çekildi. Dünyada da öyle. Ama elbette 2021'de bu denli bir karlılık olacak mı? Bu merak ediliyor. Orada guidance'ınıza baktığımızda aslında satış gelirlerini arttırıyorsunuz. Ama zannediyorum ki maliyet artışından dolayı karlılıkta o denli bir artış beklenmiyor. Biraz sizden dinleyelim bu yıl sonu için hedefleri. Şöyle 2021 yılını yani ilk 6 aya baktığımız zaman gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Bizim için önemli olan 3. çeyrekti. 3. çeyrekteki performansımız da beklentilerimize paralel gidiyor. Açıkladığımız zaman yani hepiniz de göreceksiniz zaten. Onun için yıl sonu itibariyle guidance'ımızı esasında biz bir çıt yukarıya çıkardık. EBITDA marjı, FAVÖK marjı olarak baktığınız zaman geçen seneyle paralel tuttuk. Ama bu mutlak değer, mutlak kar anlamında da baktığınız zaman geçen senenin tabii ki üzerinde bir kar artışı hem FAVÖK tarafında hem de net kar tarafında geçen senenin üzerinde bir karlılık beklentimiz var yıl sonu itibariyle. Peki tabii bu kadar aslında maliyet yönetimi, nakit akış yönetimi bu denli pazarda olmak zor. O yüzden aslında sizi de bir kez daha tebrik edelim. Çünkü Coca-Cola içecek CEO'su olarak en iyi CEO ödülünü kazandınız. Biz de tekrardan bu yüzden tebrik edelim sizi Burak Bey. Ve çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Çok mersi. Sağ olun. Kısa bir ara, aranın arkasından Serdar Pazı ile piyasalara bakacağız. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar hoş geldin. Merhaba. Şimdi günün ikinci yarısında aslında daha fazla ham madde fiyatı, enerji fiyatları, bütün bunları ve elbette değerli metalleri konuşmaya başladık. Aslında bizim programın ilk bölümünde gıda ve içecek sektörü tarafından gördük ama öte yandan da Çin'deki krizin büyümesi enerji fiyatlarına baskı yaratır mı? Biz hep seninle borsalar üzerinden okuyoruz ama sen bugün çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki bir de enerji tarafından görmek lazım hikayeyi, oradaki maliyetler diye. Ve tabii belki de metaller tarafından. Ne dersin? Bugün hani piyasalarda o Evergrande riskinin dün tam anlamıyla fiyatlanması, bugün vadeli endeks kontratlarının sınırlı toparlanma çabası, gerçi bakıldığı zaman gelişmekte olan ülke piyasalarında bizim borsada olduğu gibi kazananlar korumakta zorlanıyor ama Avrupa'da, Amerika'da vesaire bir dipten toparlanma hikayesi satın alındığını görüyoruz. Burada tabii Avrupa'yı ve İngiltere'yi etkisi altına alan doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artış, işte orada yavaş yavaş sonbahar yani ısıtma enerjinin önemli hale geldiği, doğal gaz akımının önemli hale geldiği bir noktadayız. Bakıldığında işte Rusya'dan akım noktasında bir takım sıkıntılar var. Daha doluluğun %72 civarı olduğundan bahsediliyor. Bu yılın bu dönemine göre düşük bir seviyede. Doğal gaz tabii fiyatlarında yaşanan ciddi yükseliş Avrupa'da ve İngiltere'de ciddi şekilde bazı şirketleri sıkıntıya sokmuş durumda. İşte kendini hece edemeyen bir takım satıcıların iflasa dahi sürükleyebileceği, bazı şirketlerin bu artan enerji maliyetlerini kaldıramayıp üretime ara verdiği vesaire konuşuluyor. Dolayısıyla biz hep petrol fiyatlarında işte 70'in üzerine yerleşti. İda kasırgası, Nikola kasırgası vesaire diye oradaki fiyat artışını bahsediyoruz. İşte 60'lardan 70'lere geldi. %20 civarı bir artış var bakıldığı zaman son aylarda. Ama
doğalgaz tarafındaki artış tabii yılbaşından bu yana bakıldığında %60'ların üzerinde. Yani ve bunun işte önümüzdeki Kuzey Yarımküre'deki kış sezonunda bu şekilde devam ediyor olması artı arz tarafındaki sıkıntılarla beraber eklendiğinde çok daha katmerli bir şekilde yani Evergrande'dan daha büyük bir sorun daha uzun süre piyasalar için oluşturabilir gibi gözüküyor. Bir de diğer taraftan tabii bu FED tarafından işte Çin konusu bizi çok fazla enterese etmez. Biz tahvil alımlarını, varlık alımlarını azaltacaksak hani Çin bizim kararımızda bir etki çok fazla oynamaz şeklindeki görüşün gelişmekte olan piyasalardaki tepki çabasının biraz daha sınırlı kalmasına neden olabileceğine dair bir takım yorumlar var. Yani oradaki gelişmekte olan ülkelerdeki risk iştahının azalması FED tarafından gelebilecek bir sinyalle beraber daha da belirginlik kazanabilir diye. Çünkü bakıldığında Amerika'da Avrupa Merkez Bankası, işte Çin Merkez Bankası bunların yaptığı toplam varlık alımlarının son 1-1,5 sene içerisinde 10 trilyon dolardan fazla bir genişlemeye işaret etti. Ve bu durduğu noktada gelişmekte olan piyasalarda bu 1-1,5 yıldan beri devam eden yükseliş trendinin belki sonlanabileceği, yılın sonuna doğru bir ayı piyasasının içine girilebileceğine dair bir takım endişeler var. Bu manada FED'e yaklaşırken, FED kararına doğru yaklaşırken gelişen piyasalarla gelişmekte olan piyasalar arasındaki farklılaşma biraz daha bariz ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Peki şimdi bir diğer problem de herhalde bundan sonraki süreçte içeride bizim enflasyona bunun ne kadarlık yansıma yapacağı. Bize de faturası olacak. Yani enerji, ithal, birçok değerli metal, ithal. Bu konuda ham maddede dışarıya bağımlıyız. Ne dersin onun için? Yani oradaki riskler neler olacak ve içeride tabii faizleri nasıl etkiler? Bizim tabii orta vadeli programda yani 60 dolarlara doğru petrol bir geri çekilme varsayılıyor. Ama şimdi tabii 75 dolarlara Brent'in geldiğini görüyoruz. Amerikan petrol 70'in üzerine yerleşti. Ve hani her ne kadar işte yenilenebilir enerjiyle işte lityum, kobalt vesaire ya da bakır gibi bazı madenlerin ön plana çıkacağını öngörsek de doğalgaz, petrol gibi enerji kalemlerinin ciddi şekilde yılın sonuna doğru artan bir fiyat baskısı içine gelmesi ve bunun da işte hem yani kur tarafındaki hareket hem enerji fiyatlarındaki artışla beraber enflasyon üzerinde bir baskı yaratması ve bunun da faizler üzerinde en azından faizlerdeki geri çekme potansiyelini yani tahvil faizlerinin 17'nin altına doğru 2 ila 10 yıl vadede kaymasının önünde bir engel teşkil edeceğini söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz Serdar aktardıkların için. Bir yandan ihalelerdeki faizleri de takip edeceğiz. Orada bugün 9 ay vardı. Bir de ne vardı Serdar? 9 ay vardı. Ve 7 yıllık faizli. 7 yıllık ve 5 yıllık sukuk var. Bu hafta bitireceğiz aslında ihaleleri. Evet, Eylül ayı borçlanma programı tamamlanıyor. Eylül ayı borçlanma programı tamamlanacak. Orada da rakamlar geldikçe size detayları aktaracağız. Piyasa hattını noktalıyoruz. Hoşçakalın.